Evet arkadaşlar, malumunuz kış ayları geldi. Motosikletimiz olsun, arabamız olsun. Akü bitiyor, akü zayıflıyor, binmemezlikten oluyor veyahut da soğuklardan oluyor veyahut da akünün ömrünün artık tamamlanmaya başlamasından oluyor. Akülerden yana dertliyiz. Başta da ben sıkıntılıyım. Geçtiğimiz hafta bir hayli canıma yetti. Biraz araştırma yaptım. Sargılı, klasik usul tabir ettiğimiz akü şarj cihazları da var piyasada. Elektronik olanlar da var. Kontrollü olanlar da var. Kontrolsüz olanlar da var. Bunu birazdan açıklayacağım size. Bir hayli fiyata var. Fiyatı 200 lira olan da var. 800 lira olan da var. Ben böyle bir cihazı tercih ettim. Biraz araştırma yaptıktan sonra kutu açılımı falan geçtim oraları. Böyle bir kutusu var. Bosch'tan sonra, yani Bosch markasından sonra tercih ettiğim ilk sırada gelen bir marka bu. Einhell. Bu da Alman malı. Yanılmıyorsam. Evet, burada da yazıyor. Böyle bir cihaz. Cihazı ben büyük bir şey bekliyordum geldiğinde, kargodan açtığımda. Biraz şaşırdım açıkçası. Cihaz çünkü şöyle yaptığım zaman bir karış, enine de dört parmak filan bir cihaz. Ağırlığını söylemem gerekirse yaklaşık 1 kilogram. 1 kilogram. Cihaz bu. Kutusundan pek bir şey çıkmıyor. Kutusu burada. Kullanım kitapçığı vesaire, bunları okumak isterseniz içinde var. İçinde bir kart var, bir tane fan var. Bütün her şeyi bildi, akıllıca yapıyor. Bir LCD durum göstergesi var. 5 derecenin, eksi 5 derecenin filan altındaki soğukluklarda kış modu var. Böyle o soğuklarda şarj edebiliyor arabayı. İşte trickle charging mod demiş. Yani kademe kademe ağır şarj diyebileceğimiz şarj modu var. 6 volt ve 12 volt aküleri doldurabiliyor. 3 amper ve 200 amper arasındaki aküleri doldurabiliyor. 12 volt. Jel akü dolduruyor. Kuru akü dolduruyor. Bu şekilde izoleli maşaları var. Sağa sola kısa devre yaptırmanız biraz zor. Düşünmüş adamlar. Güzel, kaliteli duruyor. Zaten kısa devre koruması da var cihazda. Evet. Şöyle yakından göstereyim size. Burada bir tane tuşu var. Mod tuşu. Buraya bastığınız zaman, tabii şu an aküye bağlamadım. Motosiklet, otomobil veyahut da bir kar işareti, yani soğuk havanın altında. Bunları tabii otomatik seçiyor. Şarj esnasında cihaz yeşil yanıyor. Şey, mavi yanıyor. Dolduğunda yeşil yanıyor. Bir yorum yapamıyor cihazımız. Şimdi burada bir tane UPS aküsü vardı. Deneme yapmak için onu tutturacak olursam. 7 yaptı şimdi. Bu şekilde şarj ediyor. Çıkarıyorum. Yine eksiği çıkarıyoruz. Artı çıkarıyoruz. Tekrar bağlıyorum. Görmeniz açısından. Artıyı bağladım. Şimdi eksiği bağlıyorum. Bağladım. Önce voltaja bakıyor. Sonra bunun ne tür bir akü olabileceğini algılıyor. Ve ondan sonra şöyle görülüyor mu bilmiyorum. Yavaş yavaş doldurmaya başlıyor. Cihazımız böyle.